üzerine olan yoğunluk ve rezervasyonlar üzerine olacak. Ama tekrardan bir bilgilendirmeye geçelim. Denizli'de 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bize gelen bilgiler doğrultusunda çöken evler olduğu fakat ölenin olmadığı bilgisini aktaralım sizlere. 5 kişinin de panik nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirtelim. Bununla birlikte bugün Parasal'ın ikinci bölümünün konuğu Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçük Yılmaz, ben Nazlı Bolat, Parasal başlıyor. Koray Bey, hoş geldiniz Parasal'a. Hoş bulduk. Evet, böyle korkutucu bir haberle aslında programımıza başlıyoruz. İyi haber diyelim ki bir ölen bilgisinin gelmemiş olması. Evet, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bununla birlikte bayramın uzatılmasını bekleyen eminim birçok insan vardı. Ancak uzatılmadı tatil nedeniyle. Şimdi fiyatlara bakalım Koray Bey. Fiyatlar almış başını gitmiş geçen seneyle kıyasladığımız zaman. Öncelikle isterseniz bunun sebeplerinden bahsedelim. Ondan sonra da yoğunluk taleplerinden bahsedelim. Elbette. Ben de öncelikle Denizli'de yaşanan olay nedeniyle oradaki bütün herkese geçmiş olsun diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu sene Kurban Bayramı ile alakalı tabii ki geçen seneden daha farklı bir tatil dönemi söz konusu oldu. Geçen sene 9 günlük bir Kurban Bayramı tatili vardı ve sezonun başından itibaren de bu durum belliydi. Bu sene ise 5 günlük bir tatil dönemi var. İnsanlar tabii uzun tatillerde daha önceden plan yapabiliyorlar ve yapmış oldukları planlar çerçevesinde daha geniş bir alan içerisinde tatillerini yapabilme imkanına sahip oluyorlar ve o yüzden de çok yoğun bayram dönemlerinde Türkiye'de tatil oluyor. Hele ki yurt dışı turlara falan çıkışlara bakarsanız Türkiye'deki toplam turların çıkışlarının belki %30'u %40'ı o iki tane bayram döneminde, işte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı döneminde oluyor. Bu sene tabii 2019 yılı içerisinde Kurban Bayramı'na böyle bir dönem olamadı maalesef. Biraz 5 günlük bir sürecin kısalığı tatile olan talebi de bir miktar azalttı. Sadece o da değil. Fiyatlarla alakalı bahsetmiş olduğunuz bir yükselme zaten söz konusuydu sezon başından itibaren. O da tüketiciler nezdinde bütçelerini zorlayan bazı rakamlara çıkmaya başladı. Tabii şimdi fiyatlara göre de eskiden gidilen yerlere o kadar kolay gidilemez oldu. Evet, aynen, çok haklısınız. Bunun temel sebebi geçen sene biliyorsunuz yaşanılan kur artışıyla beraber oteller doğal olarak bir şekilde fiyatlarını bu kurlara göre ayarlamaya çalıştılar. Fakat tabii ki fiyat artışları gerçekten normal Türkiye'deki hane halkının gelirindeki artışların ötesinde bir seviyeye ulaştı. Otel bazında değişmekle beraber %30'dan %100'e kadar artan otel fiyatları oldu açıkçası. %100. Evet, maalesef. Ben de hani bizim şirketimizin kendi geçen sene Kurban Bayramı ile bu sene Kurban Bayramı arasında bir gecelik oda konaklamasındaki avaraş fiyatlarına baktığımda %35'lik bir artış görüyorum ki bu şuna rağmen aslında insanlar fiyatlar çok artınca otomatik olarak bir miktar daha ekonomik tesislere tercih etmeye başladılar. Yurt dışı turlar için de aynı şekliyle geçerli. Yurt dışı turlarda da daha ekonomik turlar tercih edilmeye başlandı. Sisteminizde yer alan, evet, en maliyeti uygun tur ne kadar mesela yurt dışı için? Yurt dışı turlarında en uygun turlar tabii ki şu anda vizesiz Balkan turları veyahut da Yunanistan turları. Vizeniz varsa Yunanistan'a bugün hani otobüste günübirlik turlar 99 euroya insanlar gidiyorlar. Tasos Adası'na, Halkidiki'ye veya işte 3 günlük 4 gece konaklamalı 200 euroya kadar Yunanistan'a gidebilme şansları var. Balkanlar turları da baktığımızda 300-400 euro seviyesinde bir şeyle 7-8 gece konaklayabildiğiniz, bir sürü şehri gözebildiğiniz turlar olabiliyor. Bu turlara ilgi çok fazla. Yine bir yandan da görece daha uygun, gittiğiniz mesafeye göre uygun fiyatlı turlar var. Uzak Doğu turları, özellikle bu Bangkok, Phuket, bu bölgedeki turlar.
600-700 euroya bir haftalık tatil alabiliyorsunuz. Yani göze alabiliyorsanız uçmayı o kadar uzunca süre, hani tatil için Türkiye ile, Türkiye'deki otellerle, kıyıdaki otellerle aynı fiyatlara neredeyse Phuket'te tatil yapabilir hale geldiniz. Bu zaten sonuçlara da etki ediyor. Yani baktığımızda sektörde genel anlamda bu sene yurt içi otel konaklamalarında bir miktar gerileme görüyoruz. Bununla beraber yurt dışı turlarda geçen sene çok radikal bir düşüş olmuştu. Kur artışından sonrasında, kur sonrasında stabil hale gelmeye başlayınca yani geçen senenin sonundan itibaren, bu senenin başından itibaren diyebiliriz. Gerçekten yurt dışı turların bir kaybı önceki yılla kıyasladığımızda pek yok. Ama yurt dışı otellerde var. Bunu pek çok yerden de görüyoruz aslında. Devlet Hava Meydanları'nın istatistiklerine baktığımızda, yurt içi uçuşlara mesela baktığımızda, tüm havalimanlarının toplam rakamlarına baktığımızda bu sene ilk 7 ayın içerisinde yaklaşık %13 civarı bir küçülme var toplam yolcu sayısında. Temmuz ayında %15-16. Yani bu her ay bir de önceki yıla göre bir küçülme söz konusu. Fiyatlar artınca insanlar tabii ki doğal olarak bir parça bu fiyatlara daha farklı çözümler bulmaya çalıştılar. Yeniden yazlıklar gündeme gelmeye başladı. Evet. Ev kiralamalar yeniden gündemde. Herkes bir parça işte ailesinin, tanıdıklarının yakınlarında kamp yapma alışkanlığı tekrardan başladı. Aynen, aynen. Hatta o kadar başladı ki şimdi kamp alanlarında bile yer bulunamıyor. Çok haklısınız. Özellikle bu son dönem içerisinde hani ekonomik tatil yapabilmek. Çünkü tatil temel bir ihtiyaç. İnsanlar Türkiye'de bu işe alıştılar. Ve bu dinlenmek açısından bulundukları yeri değiştirme ihtiyacı içerisinde bulunuyorlar. Fakat bu da tabii bütçeyle doğru orantılı bir şey. Bugün hani Antalya'da hani baktığımızda şu anda bayram döneminde hani ben önümdeki datalara bakıyorum. 5 yıldızlı her şey dahil tesislerin avaraj fiyatları işte 400-500 liralardan başlayıp 1500 liraya kadar gecelik kişi başı fiyatlar oluştu. Şimdi tabii bu fiyatlar... Onu da çarpı 5 yapalım. Yaparsanız... Kişi başı değil mi? Evet. Pardon, günlük çarpı 5. 5 çarpı 2. Bir de üzerine aile, 4 kişilik 5'i. Aile diyelim. Yandı çok büyük o baba. Rakamlar. Evet, aynen çok çok büyük paralar. O yüzden de bu türden tatillerde bir azalma görüyoruz. Sayıda azalma görüyoruz. Zaten Devlet İstatistik Enstitüsü'nün ilk 3 aylık Türkiye hane halkı yurt içi turizm aktiviteleriyle alakalı bir şey var. 3'er aylık dönemlerde açıklıyor. Bu hafta içerisinde açıklandı. İlk çeyrekte de aynı durum yaşandı. Kış tatilinde de biz görmüştük çünkü bunu. Toplam seyahat sayısında bir %9'luk azalma var. Artı burada %9'luk azalma varken otel konaklamalarında, otel gecelemelerinde %28'lere varmış bir azalma var. Ya bu tabii ki hani sektörü etkiliyor. Sektörü etkiliyor derken tabii hani... Şimdi azalma var diyorsunuz, turizmde de rekor kırıyor. Kırılıyor, doğru. Çok haklısınız. o da şundan kaynaklanıyor. Bu sene otelleri aslında yerli turist değil, biraz daha yabancılar dolduruyor. Bu sene ilk 6 aylık veriler açıklandı. İlk 6 aylık verilere baktığımızda hani bizim ulaştığımız rakamlar 2019'da 19.4 milyona çıktı ki bu geçen sene 12.6 milyondu. Pardon 17.2 milyondu. Yaklaşık %13'lük bir artış var ilk 6 ayda. Gelirlerde o seviyede yok maalesef. Gelirler geçen seneye göre avaraj gelir seviyesi %2.7, %3 civarında düşmüş durumda. Bu senenin sonunda da Türkiye tahmin ediyorum 51 milyon falan civarında bir turist ziyaretçi sayısına ulaşacak. Bunlar tüm zamanların rekorları. Gelir açısından da 630 dolar kişi başı gelir elde edip aşağı yukarı 32,5 milyar dolar civarı bir turizm geliri elde edecek. Maalesef sene başında koyulmuş olan planlara, hedeflere tam bazı açılardan ulaşıldı, bazı açılardan ulaşılamadı. Sayılar açısından, gelen ziyaretçi sayısı açısından ulaşıldığını söyleyebiliriz. Gerçekten 51 milyon iyi bir rakam. Türkiye bu açıdan bakarsanız Dünya Turizm Örgütü'nün datalarına göre dünyada en fazla turist, uluslararası turist ağırlayan 6. ülkeydi. Belki bu rakamlarla işte gene 5'e belki çıkabilme ihtimali olabilir. Çok ciddi bir turizm destinasyonu Türkiye.
Ama nereleri? Nereleri? Akdeniz tabii ki ve İstanbul. Bu gelen sayıların baktığımızda kültür sanat tarih arttı mı? Ya İstanbul'a gelen turist zaten otomatik olarak tabii ki hani bir şehir turizmi için geliyor. Kültürle zaten haşır neşir olmama gibi bir şansı yok. Bununla beraber Anadolu turları diye tabir ettiğimiz bizim özellikle Asyalılar, Avrupalıların belirli bir kısmı, pek Rusları sayamayız bu işin içerisinde ama o kişiler Anadolu'nun çeşitli yerlerini, işte Kapadokya'yı, Pamukkale'yi, ondan sonrasında Doğu'yu, Gap'ı ciddi anlamda ziyaret ediyorlar. Buralarda sayılarda artışı görüyoruz. Bu da çok sevindirici çünkü turizmin çeşitlenmesi açısından çok önemli. Ama tabii gene büyük destinasyonlar, büyük hacimli yolcu çektiğimiz yerler Antalya ve Ege bölgeleri. Özellikle de Antalya. Deniz kenarı diyelim. Deniz kenarı diyelim. Çünkü doğal bu da. Bunu normal karşılamak lazım. Türkiye'nin doğal bir avantajı var. Yani deniz tatili yapacak insanların şöyle bir tercihi var dünyada. Bir yandan dünya rakamlarına baktığımızda onlar da çok ciddi anlamda büyüyor. Yani geçen sene dünyada 1.4 milyar kişi kendi ülkesinden başka bir ülkeye giderek tatil yaptı. Ve elde edilen gelir de, yaratılan ekonomi de yaklaşık 1.4 trilyon dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bir de bunun içerisindeki iç turizmden bahsetmiyorum. Yani Alman'ın Almanya'da, Amerikalı'nın Amerika'da, Türk'ün Türkiye'deki yaptığı seyahatler bunun içerisinde yok. Bu hakikaten bir ülkeden bir başka ülkeye gitmiş, yabancı konaklamalara ait. Türkiye'de de benzer bir durum var. Aslında herkes çok şikayet ediyor. Belki hepimiz ya artık hani gezemiyoruz. Barcelona diyor ki artık buraya misafir gelmesin, Venedik gelmesin. İşte önlemler almaya çalışıyor. Çünkü o kadar kalabalık hale geldi ki. Yani hakikaten insanlar günlük yaşantılarını yaşayamaz hale geldiler. Fakat bu pek duracak gibi de gözükmüyor yani açıkçası insanlar. Hem nüfus artıyor hem de nüfusla beraber seyahat etme konusunda bir eğilim var. Olanaklar da artıyor. Olanaklar artık her yere yani. Bir uçağa binip çok ulaşabiliyoruz. Yani her yerde artık havaalanı, havalimanı mevcut. Çok doğru. Ulaşım imkanları artıyor, konaklama imkanları artıyor. O yüzden de bu sayı artıyor. 2030'da koymuş olduğu Dünya Turizm Örgütü'nün rakamlarıyla 1.8 milyar kişi diye söyleniyor. Uluslararası bir turizm aktivitesinin içerisinde olacak. Şimdi Türkiye'de de baktığımızda hani Türkiye'nin en büyük avantajı nedir? Yakın bölgelerin içerisinde yaklaşık 3 saatlik bir uçuş mesafesi içerisinde işte bütün Avrupa'dan işte Rusya ve eski şey ülkelerinden işte Kazakistan, Türkmenistan ve diğer ülkelerden yolcuları Türkiye'ye getirebilme, Orta Doğu'dan getirebilme imkanına sahip. Bu yolcular tabii ki biraz daha hani bizim leisure travel dediğimiz yani daha çok hani sahilde, resort otellerde deniz tatili yapmak için gelen insanlar. Çünkü kültür amaçlı da geliyorlar tabii ama ağırlıklı tabii ki biz o deniz, güneş, kum bizim ürünümüz. Hani bunu da satıyoruz. Bunun yanına diğer ürünleri bir şekilde koyup geliştirmemiz lazım. Onun için de sektör ciddi bir çaba içerisinde. Türkiye hani turizm sektörü açısından baktığımızda oldukça rekabetçi bir ülkedir. Ve gün geçtikçe de artıyor galiba. Artıyor kesinlikle. Rakamlar en azından onu gösteriyor. Öyle gösteriyor. Umarım bunu gelirlere de bir parça daha yansıtabilme şansına sahip oluruz. Ama orada da ayaklarımızın yere basmasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü hep kendimizi işte İspanya'yla, işte İtalya'yla, Yunanistan'da falan kıyaslıyoruz. Doğal olarak tabii ki kıyaslamalıyız. Ama bir yandan da bazı doğal bariyerler var. Bizim çekebildiğimiz yolcu profili ve yolcu kitlesiyle alakalı, o insanların ödeyebilecekleri parayla alakalı. Çünkü hani bunu bu sene de bir parça gördük açıkçası. Erken rezervasyon döneminde Avrupa'da, Rusya'da çok iyi gitti rezervasyonlar. Ama erken rezervasyon indirimleri bittikten sonrasında oradaki rezervasyonlar kesildi. Türkiye'ye yolcu gelmemeye başladı. Bu sefer oteller aksiyon yaparak, fiyatlarını indirerek yeniden o yolcuları Türkiye'ye çekebilme durumunda kaldılar. O yüzden de geçen seneye göre daha düşük turizm geliri kişi başına elde ediyor Türkiye. Mutlak değerde büyüyoruz. Evet, dediğim gibi yaklaşık 32,5 milyar dolarlık bir turizm gelirini elde edeceğini Türkiye'nin ben düşünüyorum. Geçen sene yaklaşık 29,5 milyar dolardı. Türkiye ekonomisi açısından çok kıymetli bir değer bu. Ama kişi başına elde ettiğimiz gelirler istediğimiz seviyede büyümüyor. Şimdi bu rakamlar bu kadar artınca tabii iç pazar açısından baktığımızda turizmin iki yanına bakmak lazım. Ama aslında otellerde de var olan, şimdi her şey dahil diyorsunuz ama evet, bunun ekstraları var.
Şimdi onların da fiyatları artıyor ama insanların gelirleri artmadığı için hep gelir sabit. Evet. Maliyetler artıyor. Oteller de çok haklı. Çünkü bu ihtiyaç olan ürünleri onlar satın alıyor. Doğru. Onlar geri satarken bir şey kendileri de kazanmaları lazım. Doğru, kesinlikle. Ama gelen müşteri de tatil yapmak istiyor ve en ucuzundan en lüksünü istiyor. Yapmak istiyor. Türkiye, şimdi otellerin tabii ki hani her şey dahil oteller, her şey dahil konsept pahalı bir konsept. Kolay bir şey değil. Evet. Yani çok her türlü hizmeti veriyorsunuz. Ciddi maliyetlerle karşı karşıyasınız. Yiyecek içecek enflasyonunu hepimiz biliyoruz herhalde. Oteller de aynen onlara maruz kaldılar. Dolayısıyla onların maliyetlerinde çok ciddi artışlar oldu. Bunları da tolere edebilmek ancak işte o bahsettiğimiz kur artışları ve benzeri konudaki elde edilmiş olan gelirlerden kaynaklandı. Yani döviz bazında belki otellerin geliri artmamıştır ama TL olarak artmıştır. Giderleri de o kadar artmadığı için muhtemelen bu seneyi iyi bir yıl olarak geçiriyorlardır otelci arkadaşlar. Bunun tabii bir şey etkisi var. Bize ve Türkiye'de yaşayan, tatil yapmak isteyen yurt içindeki tatilcilere bir sıkıntı yarattı. Çünkü fiyatlar arttı. Yani evet. Bu fiyatlar yansıdı. Şimdi bu fiyatlar arttığı için erken rezervasyon döneminde de çok ciddi fiyatlar artmıştı. Bu sene o senenin başından itibaren istenilen ivme iç pazarda bir türlü yakalanamadı. Biraz da arz talep dengesi. Yurt dışından ciddi talep gelip yolcular şeylerde misafirlerle de oteller dolmaya başlayınca otellerde iç pazarda fiyat indirimi veyahut da daha makul fiyatlara çekelim doğrultusunda bir aksiyon içerisinde pek bulunmadılar. Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sene toplam otellerde konaklayan yolcu sayısını millet millet bölsek Türkiye'nin porsiyonu küçülmüştür otellerde. Bununla beraber diğer pazarların büyümüştür. Bunun geçici bir dönem olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü aslında Türk halkı tatile belirli ölçüde yeni çıkıyor. İşte demin anlattığımız şekilde çıkıyor yani yakınlarını ziyaret ederek. Bayramdan sonra fiyatlar düşer mi? Düşer. Esas Eylül'e ben özellikle misafirlerimize, eğer okulları tabii hani küçük çocukları varsa bir şey diyemem ama hani küçük çocukları olmayan aileler için Ağustos'tan sonra fiyat karalama dönemleridir. Eylül ayında Akdeniz çok güzel hali hazırda ve fiyatların en aşağı %20-25 belki daha bile fazla düştüğü bir dönemdir. O dönemde de yine yurt dışı dolulukları olur ama yine daha rahat yer bulabilme imkanı vardır. O dönemi tercih etmelerini öneririm. Bayramda o doğal olarak bir fiyat artışı oluyor. Çünkü herkes o esnada gelmek istiyor. Doluluklar da şu anda dediğim gibi oldukça yüksek. O yüzden de 9 günlük tatile de pek ihtiyaç duyulmadı belki ama ihtiyacı otellerin değil çalışanların olması lazım. O gözlükle bakmak lazım. Belki doğrusu o. Hani otellerin ihtiyacının olmaması nedeniyle tatilin uzatılmaması değil de hakikaten Türkiye şey kararı verebilir. Uzun tatiller çalışma ekonomisine belki hani handikaplar getiriyor olabilir. Ama gene de yani şu etrafımızda beyaz yakalı çalışanlara baktığımızda çoğu kişi önümüzdeki hafta 2 gün 3 senelik izin alarak aslında o tatili birleştirdiler bir şekilde yaptılar onu. O yüzden bayram tatillerinin açıklanacaksa ve uzun tatil olacaksa kesinlikle daha önceden ve birkaç ay öncesinden açıklanması lazım. Bence her yıl sonunda bunu bilinmesi lazım. Evet. Önümüzdeki sene hem ekonomik açıdan dediğiniz doğru hem de sizin sektörünüz olarak turizm sektörü açısından. Planlama yapmak için herkes hani kişiler de kendi planlarını daha rahat yapabilmek istiyorlar. Erken rezervasyonları kaçırmamak gerek. İstiyorlar. Tabii. Aynen. Çünkü hani erken rezervasyonda çok iptal oldu mu? İptal bir tek seçimler döneminde biz yaşadık biraz. Orada doğal olarak hani İstanbul'da ikinci bir seçim söz konusu olunca o dönemde 23 Haziran'a denk gelen dönem bir iptal dönemi oldu. Onun haricinde çok büyük bir iptal yaşamadık. Hani insanlar planlarına uymaya çalıştılar, gayret ettiler. Orada çok büyük bir problem görmüyoruz. Önümüzdeki seneyle alakalı Türkiye'de tabii şöyle bir pozitif bir durum var. Biliyorsunuz okulların açılma kapanma ara tatil dönemleri yaratıldı okullarda. Birisi Kasım'da birisi Nisan'da olmak üzere.
O birer haftalık tatiller turizm sektörünü de hareketlendirecektir diye düşünüyoruz. Çünkü bu batıdaki örneklerinden de görüyoruz biz bunu. Tatili illa belirli bir 2 haftaya, 3 haftaya sığdırmak değil de daha geniş dönemlere sığdırmaya çalıştığımız zaman hakikaten daha iyi sonuç alıyoruz. Hem fiyatlar daha uygun oluyor. Yani bugün mesela yazın Avrupa'ya gitmek hem çok kalabalık hem de pahalı. Ama Kasım ayında hala ne bileyim İtalya'ya, Roma'ya gidip gezebilirsiniz. Yani belki biraz yağmur falan olabilir ama yaz fiyatlarının neresinden baksanız %25-%30 daha altına bir fiyatta gidersiniz. Çünkü rezervasyon yapmak için doğru zaman ne zaman? Yurt içi oteller için kesinlikle erken rezervasyon dönemi. Yani şimdiden ben gelecek seneye rezervasyon yapabiliyor muyum? Kasım ayında başlar bu Kasım iş. Kasım ayında başlıyor. Kasım'da başlar. Kasım Aralık'tan itibaren yani Kasım Aralık'ta en yüksek indirimlerin olduğu dönemdir. Eğer planınızı belirlediyseniz Kasım Aralık ayı içerisinde gidip rezervasyonu yapmak lazım. Yurt dışı turlarda da biraz daha erken planlamaya ihtiyaç var tabii. Bizde vize gibi bir problem var. Çalışanlar vize almak durumunda. O yüzden erken başvurmaları gerekiyor. Onda da erken rezervasyon indirimleriyle yararlanma şansları var. Yani orada da mesela önümüzdeki yılın programları artık açılmıştır. Hani bizim gibi sitelere gelip veyahut da acentelere ziyaret edip önümüzdeki baharda bir plan varsa mesela şu andan o rezervasyonlarını yapabilir. Yani mesela ara tatil Nisan'a, önümüzdeki sene Nisan'ına şu andan bir yurt dışı turu alabilirsiniz. Hani kurlar da düşükken bundan da istifade edebilirsiniz. Erken planlamak her zaman avantajdır. Öyle bakmak lazım. Son 2 dakikamız kaldı. Gelecek seneden bahsediyorduk. İsterseniz evet, devam edelim. Tabii. Gelecek sene peki aynı şekilde rezervasyon ve talep beklentiniz var mı? Ya benim gördüğüm açıkçası şu. Türkiye'de iç tüketimde bir daralma var. Sadece ben bizim Türkiye'de tatille alakalı olduğunu düşünmüyorum bunun. Biz bile program öncesinde konuşuyorduk. Evet. Bayramda program var mı? Tatile gidiyor muyuz? Hepimiz İstanbul'dayız. Evet, öyle. Çünkü ya bunun çok somut göstergeleri var. Yani şimdi ben bir yandan şeylere de bakıyorum. Ya Maliye Bakanlığı'nın dahilde aldığı KDV gelirleri ilk 6 ayda nominal bazda %15 azalmış. Yani TL bazında enflasyon %20 derseniz %35, hani hane halkının tüketimleri bir şekilde daralmış. Şimdi hane halkının bir tasarruf veyahut da bir bekleyiş süreci var. Şimdi bu ancak hani hakikaten güvenin artmasıyla doğru orantılı bir şey. Eğer bu güven süreci Türkiye'deki çalışan insanların ekonomiye olan güvenlerini artarsa önümüzdeki sene daha pozitif bir yıl tabii ki beklemeliyiz iç turizm açısından. Ama burada önemli değişiklikler olmazsa ben 2020'nin de 2019'a benzer bir yıl olma ihtimalini görüyorum. Fakat hani Türkiye turizm açısından bakarsanız Türkiye turizmi yurt dışından yolcu almaya devam edecektir. Hani Türkiye turizm gelirlerini artırmayı sürdürecektir. O zaman yukarı yönlü 2020'de de aynen 2019'da olduğu gibi bir pozitif bir sektör beklentisi var, içerisindesiniz. Var, aynen. Çok teşekkür ediyoruz size bugün Parasal'a katılıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, Parasal'ın bugün sonuna geldik. Efendim yarın sabah saat 9.30'da görüşmek üzere. Basketbolu çok seviyorum. Uzun yıllar basketbol oynayanlara katılmak istedim. Fakat engelimden ötürü sadece izleyici olmakla yetindim. Onlarla oynayabilmek için özel bir sandalyeye ihtiyacım vardı. Ancak maddi önceliklerimizden ötürü hiç böyle bir sandalyeye sahip olamadım.